Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Dersimizin konusu akaşik kayıtlar nedir? Nasıl akaşik kayıtlar oluşturulmakta? Biz bu kayıtlara nasıl ulaşabiliriz ve akaşa nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle akaşa 5. element olarak da biliniyor. Elementler konusunu bahsettiğimde orada çok kısa bahsetmiştim akaşadan, uzun seslendirme yapacağım diye. 5. element olarak bilinen akaşa 4 elementi hareket alanı sunan ve hafızayı oluşturduğu için her elementin birlikte çalıştığı alan olarak düşünebiliriz. Yani aslında boşluğun adı akaşadır. Duyguların içinde olduğu, yani ben bir duygu üretiyorsam bu duygu akaşaya kayıt oluyor. Duyguları içinde barındıran eter elementi olarak düşünebiliriz. Duyguları siz dışa vurduğunuzda ah, hayır, seni hiç sevmiyorum gibi, yani duyguların işaretlendiğinde zihin de bu hafızaya aldığı için duyguları işaretlendirilen alanı kodlanıyor. Hem zihninize, hem verdiğiniz tepkilerden dolayı bedeninize, hem de akaşik alana kodlanıyor. O yüzden duyguları işaretlediğimiz her alan hafıza olarak akaşik kayıtta ortaya çıkıyor. Bu da bize sonra biz bir duyguyu işaretlediğimizde verdiğimiz tepki ne olursa olsun frekansımız, titreşim alanınız aynı sirkülasyonda olduğu için bu bizde bir döngü yaratacak. Yani akaşa ne kadar hızlı dolarsa, duygu durumun ne kadar fazla değişirse o kadar çok fazla yaşlanıyoruz. Benim duygu durumum değişiklik olursa kendi akaşamı dolduruyorum. Bedenin dili duyguysa duygum da değişiklik olduğu için bedenim de yaşlanıyor. Hani halk arasında denir ya, işte çektiğim çileler yüzümde diye. İşte o farkındalık akaşa farkındalığı olarak algılayabiliriz. Her şey akaşada kayıt olduğu için kombinasyonu hava olur, su olur, katı madde, ateş olur, güneşi, gezegenleri, yıldızı ve tüm kozmosu meydana getiriyor akaşa dediğimiz alan. Aslında evrensel kayıt sistemi denilebiliyor. Her alanı doldurabildiği için. İçinde yaşadığımız zaman aslında şimdi de anda oluyor. Şimdiden ibaret, anda kalın, şimdinin gücü gibi farkındalık kelimelerini duymuşsunuzdur. Şimdi ne oluyorsa ondan ibaret olduğu için şu an yaşadıklarımız dün olarak yaşanmış, insan aklıyla belirlenmiş zaman çizgisi olarak algılayabiliriz. Yani yarın devam ettiğinde gerçekte devam eden şimdinin çizgisinin parçasıdır. Bizim gelecek olarak gördüğümüz zamanlar aslında devam eden şimdilerde sürekli olan yaratımlardır. Bu yaratım mekanizması karmik faktörlerin ya da İlahi yasaların insanın düşünce ve eylemleri ile ortaklaşa işlendiği büyük bir sistemden oluşuyor. Şöyle diyebilirim, benim karmik faktörlerim ilahi yasayla benim önüme geldiği için düşünce ve eylemlerle de döngüye giriyor diyebiliriz. Geleceği oluşturan şimdi de bu mekanizma hem renk hem ses olarak da ayrılıyor. Yani bileşende akaşa olan alan tek bir hologram olarak düşündüğünde hologramın içindeki şekillerin netliği ve seslerin güzelliği ya da çirkinliği o anki prizmaya vuran renklerin ve seslerin anlık karışımın değişimiyle sürekli değişiyor. O zaman akaşa değişen bir olgu. Neye göre değişen bir olgu? Benim sesimin frekansına verdiğim auramın renkleri olarak algılayabiliriz değişkenliğini. Şeklin ve sesin anlık durumu sürekli
kaydedildiği için buna akaşik kayıtlar deniliyor. Yani akaşa bir alan, alanın içinde olan bilgi, ses, hologram, renk akaşik kayıt denilmekte. Akaşa her yerde bulunan en ince yapıdaki ortam, eter alan olarak algılayabiliriz. Yani eter, ruh ya da bilinmeyen madde olarak da denilebiliyor. İçinde çeşitli yaşam fonksiyonlarını barındırıyor. Sadece bilgi değil, akaşanın içinde her türlü iletişim, oluşum, intikal ve keşfedilmemiş potansiyellere sahip. Şöyle diyebiliriz akaşaya, bilinmeyeni bilir, görülmeyeni görülen alan olarak algılayabiliriz. Akaşanın içinde bazı varlıklar da var. Bu varlıkların içerisinde o akaşik alana girdiğinizde kendi farkındalığınızla konuşmalar da yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz da ve onun tesiri etkisinde kalabiliyoruz da. O zaman akaşik sadece, yani akaşa, akaşik sadece fizik boyutunda değil, sonsuz sayıdaki boyutlarda bulunuyor. Her yerdeki hiçbir şey diyebiliriz. Boyutlar arası iletişimi de sağlıyor. Hani bizim farkındalığımız değiştikçe 4. boyut, 5. boyut diye adlandırdığımız isimler akaşik alandaki frekansımızın değişmesiyle karşılaştığımız olay olguları diyebiliriz. Akaşik kayıt tüm evrensel bilgiyi içerdiği için bizim 12 DNA sarmalımızın, İki tane DNA sarmalını kullanıyoruz deniliyor. DNA da bir akaşik kayıt. Yani iki sarmaldan üç sarmala geçtiğimizde ve değiştiğimizde ve dönüştüğümüzde akaşikteki kaydımız da değişip dönüşüyor. Yani bir göksel bilgi der ki büyük akaşa içinde büyük merkezi, güneşte yer alan DNA bilgi bankası bulunur deniliyor. O zaman bu zamanda geçirdiğimiz dönüşümler oraya kaydolacak. İnsanlık ileri doğru bir geçiş yapabiliyor olacak. Ben bunu detaylı bir şekilde frekanslar söyleşisinde anlatmıştım. Frekansınız yükseldikçe sizin etki ettiğiniz alan da genişliyor. Hem akaşada hem de burada. Çünkü evrenin hafızası, bilginin kayıtlı olduğu yer akaşaysa, herkesin, her şeyin siciline kayıt edildiği yerde deniliyor akaşa alana. Şöyle düşünebiliriz. Kainatın dengesini oluşturan, işleyen bir mekanizma diyebiliriz. Bizim yaptıklarımız bir başka farkındalıkta, bir başkasının yaptığı birçok şeyi sentezleyerek dengeye getirdiği bir yer olarak da görebiliriz akaşanın içerisindeki kayıtları. Ruhsal yaşamımızın içerisinde karşımıza çıkan ya da çıkacak olan her ne konu varsa akaşada sentezleniyor. O zaman geçmiş, gelecek ve şimdiyi içinde barındırıyor. Kime göre? Bana göre, benim zaman algıma göre. Yani şöyle düşünebilirim. Ben akaşik bir alandayım, akaşada bir anda mevcudum. Ben frekans ve farkındalık olarak ne ekersem onu biçerim ve bu bileşenleri de kendi içimde var ederim. Bir bütün olarak. O zaman sonsuzlukta her şey var. Ben kendi frekansıma göre o sonsuzluktaki şeyleri yaşıyor, benim geleceğim oluyor diyebilirim. Bizim karma diye adlandırdığımız şey, yani karma dediğimiz şey aslında akaşadaki tesirler mekanizmasından kaynaklanıyor. Yüksek frekanslarda karma olmaz çünkü o geçmiş, gelecek ve şimdiyi aynı anda gördüğünden dolayı frekansınız yükseldiğinde karmaya tabi olmazsınız 6. boyut ve üzerinde. Yaptıklarımız üzerinden kendimizi farkındalıkla farklı bir kanala soktuğumuzda kainatın bütün bileşenleri bizim yarımızı, yani yarınlarımızı oluşturuyor.
O zaman şunu düşünebiliriz. Bize düşen sistem bilincine ulaşabilmemizin gereği. Yani o sistemin bilincine ulaştığımızda geçmiş, gelecek ve yarının ne olarak karşılaşabileceğimizi algılayabiliyoruz. Eğer ki sistemin işleyişini kavrayabilirsek, ne yapmamız, nasıl davranmamız gerekenleri de nail olur ve biliriz. O zaman yarınlarımızı ve diğerlerinin yarınlarını da bilinçli bir şekilde şekillendirmiş oluyoruz. Akaşa'yı fark ettiğimizde. Çünkü Akaşa her an kainatın pusulasından, dengesinden şaşmadığı için hak edişleri ve hakkınca dağıtan, özümüze işleyen bir bilinç kitaplığına erişmiş oluyoruz. Şöyle diyebiliriz aslında, yaratılışın başından sonuna kadar bütün bilgiyi içeren arşivdir. Her düşünce, kelime, niyet, duygu, eylem, enerjiden oluştuğu için ve kayıt altına alındığı için yaşam kütüphanesi de denilebilir akaşik kayıtlara. Hem bireysel hem de evrensel tüm oluşlar, yaşamlar, düşünceler, duygular ve kelimeler zaman ve mekan olmaksızın anda var olduğu için. O yüzden uyanışta anda kalmak çok önemli. Şimdinin gücü gibi kitaplar bunu anlatıyor. Her ruhun kaydı benzersiz belli bir frekansta olduğu için, evrenin enerjisine de içinde kodlandığı için parmak izimiz gibi düşünebiliriz. Yani kayıtlar bireyleri ileriye taşımak, şifa ve başarılı olabilmesi için öğrenmemize de yardımcı oluyor. Tabii ki frekansımıza göre. Eter element, yani akaşa, eter element duyguları içinde barındırdığı için ben duygularımı işaretlediğimde oraya kodlanıyorum gibi algılayabiliriz. Yani bizim kodlamamız duygulara verdiğimiz tepki ve etkiyle ortaya çıkıyor. O yüzden derslerde bahsetmiştim. Her etki ettiğinizde, tepki verdiğinizde, varsayımda bulunduğunuzda sizin döngüleriniz de yenileniyor. Sıfır noktasına gelmediğimiz için. Yani ne kadar çok duygudan duyguya koşarsam akaşam doluyorsa, duygusuz bir şekilde sıfır noktasında olursam eğer, olması gerekeni yaşıyorum. Ama verdiğim tepkiler olacağımı gösterir. O zaman spatium sizin verdiğiniz tepkilerin varsayımlarına göre yazılıyor. Ama bilinç sıçramaları spatiumunuzda yazılmaz. Astroloji gezegen hareketlerine göre sizi ne yaşayacağınızı belirler ama bilinç sıçramalarını astroloji kayıtınızda çıkmadığı gibi. Şöyle diyebiliriz. Dünya hafızası anlamına gelen akaşada, akaşik kayıtlarda, dünyanın oluşumundan beri yeryüzündeki bütün olayların yansımaları kaydedilmiştir. Ruhsal ya da fiziksel düzeyde bütün olayları kaydedip sakladığı için doğal bir işleyiştir. Yani doğal bir mekanizma olarak algılayabiliriz. Mikro ve makro düzeyde tüm varoluşlarda. Çünkü bizim amacımız makrodaki mikro isek biz, mikrodaki makro olabilmemiz için akaşayı doldurmamamız gerekiyor ki boşluk yaratıp başka akaşaları görebildiğimiz için ya da farkında olabildiğimiz için. Şöyle algılayabiliriz akaşayı. Şimdi varlık sistemine göre bütün olayların kayıtları varsa, arşivlenmişse akaşada, bu sistemde geçmiş ya da gelecek dosyalanmıyor. Her şey şimdide, tüm olasılıkların arasındaki seçimle var oluyor. O zaman bütün kayıt şimdinin kaydı diyebiliriz. Şöyle bir örnek verelim. Mesela birisine seni sevmiyorum dediğinizde bu bir duygudur ve tepki olarak, frekans olarak dışa çıkmıştır. Akaşa'da seni sevmiyorum olgusu vardır. Ağzınızdan çıkan her öf, hadi ya,
of ya ben ne yapıyorum, ben akıllanmam gibi cümleler sizin akaşanızı dolduruyor. Akaşalar bireysel olmanın dışında gezegene ait de akaşik kayıtlar var. Gezegensel akaşik kayıtlar deniliyor. Her varlığın kendi enkarnasyonlarını ilgilendiren akaşik kayıtlar bireysel akaşik kayıtlar olarak algılanıyor. Uzay zaman boşluğunda zaman olmadığı için bizim dünyaya göre olanlarını algılamamız buradaki dünyanın, Gaia'nın zamanına göre. O zaman şöyle diyebiliriz, akaşayı nasıl anda olduğunu ispat etmemiz gerekirse kendimize, biz güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika öncesini görüyoruz. Güneş sistemimize en yakın yıldız olan Alfa Centauri'nin 4.3 yıl öncesini görüyoruz baktığımızda. Andromeda galaksisinin 2.3 milyon yıl öncesini görmekteyiz. Şöyle diyebiliriz, aynı olaya farklı bir açıdan, yani şu anda dünyadan 10 ışık yılı uzaklıktaki bir noktadan gezegenimize baktığımızı düşünürsek, Körfez Savaşı'nı 65 ışık yılı uzaklıktan Japonya'ya atılan atom bombasını, 212 ışık yılı uzaklıktan Fransız ihtilalini, 2000 ışık yılı uzaklığından baktığımızda Roma İmparatorluğu dönemini gözlemlerdik diye teoriler bulunmakta. Yani zaman kavramı bulunduğum yerde, Gaia'da, dünyada var olmakta. Işık yılını değiştirdiğimde buradakini an olarak görebiliyorum. Çünkü dünyaya göre zaman lineer, yani doğrusaldır. Ama spiritüalizmle ilgilendiğinizde zaman döngüseldir. 9 yıllık döngülerden bahsetmiştim bunun gibi. Uzay zamanda zaman yok. Sadece an ve şimdi var. O yüzden anda kalmak bu kadar önemli. Akaşanıza göre değerlendirildiğiniz için. O zaman ben burada maddeye göre dün, bugün ve yarına göre algılıyorum. Bunu anlatan çok güzel bir film var. Lucy filmi. Son 20 dakikasında bundan bahsediyor. Aynı zamanda bilginiz olsun. Biz baktığımızda Pisagor ve takipçileri fiziksel dünyada oluşan her eylem, düşüncenin gökyüzüne kaydedilmekte olduğunu söyler. Buna da doğanın belleği, yani Akasha denir. Pisagor da bunu böyle belirtmiştir. Aynı zamanda akışık kayıtlar birçok dilde karşılığı olarak incelediğimizde geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin bilgisini taşıyor. Farklı terminolojilerde bakalım isterseniz Akasha'ya. İslami terminolojide levh-i mahfuz, saklı levha, bireysel kayıt sistemine hafeza, kiramen katibin melekleriyle sembolize ediliyor. Yoga felsefesine göre Akasha, prana ve yaratıcı zihin üç evrensel prensibi vardır. Majik ve psişik güçlerin kaynağı, evrenin her yerdeki mevcut bu üçlüden geldiğini düşünür. Budizm'e göre Akasha, burada Budizm'e göre ayrım yapılıyor. Budizm'e göre iki tür Akasha var. Biri kişilik oluşturan her şey, varlığın duyguları, algıları, zihinsel oluşumları, şuur hareketleri, fizik biçimleriyle ilgili, yani sınırlı Akasha denilebiliyor Budizm'e göre. İki, maddi olan her şeyle sınırsız Akasha, bir madde haline gelmiş olan Akasha, yani olasılıklar içerisindeki alınan, farklı olan Akasha olarak algılayabiliriz. Parapsikologlara göre Akasha, kainatta var olan hiçbir madde dönüşümleri kainatın içinde meydana geldiği için yok olamaz. Her olay muhakkak ki izlerini bırakır ve kaybolmaz. Teofizi'deki ismi Akasha'nın, yani Batı Teofizi olarak da ayrılacak burada, Akasha'ya direkt akaşik kayıtlar deniliyor. Batı Teofizi'ne göre her sesin vibrasyonu kaybolduğunda, yani fizik alemden
yansıyan tesirleri de gittiğinde yoğunluklarına göre sınıflandırılarak kaydedildiğini bir büyük kütüphanenin ötesinde edebi bir arşiv olarak algılıyor. O zaman Akaşa'yı öğrendik. Akaşik kayıtları ne olduğunu öğrendik. Bizler anda olduğumuzda nerede duruyorsak gelecek bize doğru geliyor gibi algılamamız lazım. Yani ben andayım, şimdideyim, gelecek bana doğru geliyor. Ben geleceğe gitmiyorum. Peki neye göre bunu derecelendirmemiz gerekiyor? Bizim yaydığımız frekansın değerine göre bize geliyor. Yani 5'sem 5'e gidebilirim, 15'sem 15'e gidebilirim. Çünkü her şey atom ve atom altı frekansın titreşimine göre yazıldığından dolayı. Burada bazen aklımıza şu gelebilir. Tamam, Akaşa'yı biliyorum, uyanışı biliyorum, her şeyi biliyorum ama kader diye de bir olgu var. Yani kader yazılmış mı yoksa biz mi belirliyoruz? Aslında kaderi olasılıklardan biz seçiyoruz. Özgür irademizle algıladığımız kadar anlık karar veriyor, sonra vazgeçiyoruz. Matrix oyun alanı gibi algılayabiliriz. Yani sırası gelen, sırası gelmenin frekansına göre, yaydığı frekansına göre belli olasılıklardan seçimler yapıyoruz. Şöyle anlatacağım. Eğer frekans seviyeniz 500 olduğunda, yani 500 sınır olduğunda şifacı olarak adlandırılırsınız. Frekansınız 900 üzeri olduğunda medyum olarak adlandırırsınız. Geleceği de görebildiğiniz için. Çünkü Akaşa'da zaman kavramı yok. Kendi frekans seviyenize göre radyo sistemi olarak algılayabilirsiniz kendinizi. 1000 titreşime, 1000 frekansa ulaştığınız zaman telepati duygunuz açık olur. Ve saniyede 5000 titreşim yaptığınızda astral seyahat yapabiliyorsunuz. Tesla'nın dediği gibi her şey frekans. Yani titreşim olayını çözdüğümüzde isteklerimizi yapabiliriz. Bunu bir örnekle anlatacağım. Örnek olarak Edgar Cayce diye araştırabilirsiniz Google'da. Normal bir insan. Hipnoz olduktan sonra farklı ve farkındalıkları artıyor. Atlantis, Lemuria hakkında bilgiler vermeye başlıyor. Ya da şöyle diyebiliriz. Da Vinci, Einstein gibi insanlar titreşim seviyesini çözdükleri için kendi yaşadıkları alanı duygulardan da soyutlayıp sıfır noktasına geldikten sonra frekansını yükselterek gelecekten bilgi alıyor tabirini yaşayabiliyorlar. Şimdi Akaşa'yı ve Akaşık kaydı çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Şimdisinde Akaşa'ya nasıl kaydedildiğini çok kısa bahsedeceğim. Akaşa'ya verdiğiniz etkiyle, tepkiyle, tepkilerinize göre, duygularınıza, sözlerinize ve hareketlerinize göre algılanıyor ve ona göre kayıt altına alınıyor. Hologram gibi düşünebilirsiniz bu alanda. Dalga yumağı şeklinde akaşik kayıt bütün verilen bilgileri toparlıyor. Bir kısmının uzaya yayımlanması gibi, yani şöyle anlatabiliriz. Elektromanyetik alanlarda, kuantum, sufizmde de olduğu gibi radyo frekansı gibi olarak algılayabiliriz. Yani ben bir radyo istasyonuyum. Kendi frekans değerime göre frekansları alıyorum. Yükseltirsem yüksekteki radyo frekans değerini alabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Sufizmde de bu böyle. Elektromanyetik alanlar olarak fizikte de bu böyle. Önemli olan nokta burada şu. Yıldızlar ve galaksilerin bile yok olmaları, tekrar oluşmaları döngüsel ve dalgasal dönüşümlerle böyle oluyor. Yani tıpkı ölen bir insanın bir boyuttan başka bir boyuta geçmesi gibi. İslamiyet'te cehennemin gölgesi ya da cehennemden cennete geçmemiz gibi ya da Araf'ta olmamız gibi adlandırılabiliyor. Bizim beynimiz bilgileri sınıflandırmış ya da sınıflandırmamış olarak, kapalı düzen olarak algılıyor ve çalışıyor. Hologramik bir biçimde kaydediyor. Yani her şey olayların yoğunluğuyla ilişkili. Görüntüler, nesneler, dönüşme uğrayan uzay zamanın sınırlarında yok olması gibi. Olayların yoğunluğu, şimdi ben bir olayın yoğunluğunu derken
yoğunluğunda bir uzayın özelliğindeki gibi anlamamız gerekiyor. Kuantum fizik deneyini anlatmıştım orada. Dilerseniz YouTube'da da izleyebilirsiniz. 2,5 saatte anlatıyor. Boyutsal yansımalar olarak algılıyoruz. Yani evrende algıladığımız bütün fiziksel gerçeklik gerçekte birer dalga deseninden başka bir şey değil. Nasıl oluştuğunu da anladık. Şimdi nasıl bu kayıtlara ulaşabiliriz? Bunlar hakkında anlatacağım. Ben akışık kayıtlara eğer ulaşmak istiyorsam beynimi disipline etmem lazım. Konsantrasyon teknikleriyle, meditasyon, mantra, zikir, özellikle oruçla zihin frekansımın dalga boyutunu bulunduğum frekanstan daha yükseğine değiştirebilmem için. Kanalımızda bununla ilgili akışık kayıtlara ulaşma meditasyonu var. Dilerseniz deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki ilk önce zihnimizden düşüncemize uyanıp, düşüncemiz bizim duygumuzu oluşturduğu için ve bedenin dili de duyguyu oluştuğu için bunlardan da uyandıktan sonra. Bu tür çalışmalar eski Yunan'daki Öklit, Eflatun, Sokrates gibi bilgeler tarafından en yaygını oruç olarak uygulanıyordu. Bilginiz olsun. Sokrates'in bununla ilgili bir varsayımı var. Biz bedenimizle uğraştıkça ve ruhumuzun kusursuzluklarıyla kirletmeye devam edeceğiz. Hakikatin yolunu asla bulamayacağız bedenimizle, nefsimizle uğraşırsak. Yani ölmeden önce ölürsen, ölünce ölmezsin düşüncesi. Bu çok önemli. Çünkü biz ölmeden önce ölünüz diyoruz ama neden? Ölünce ölmemek için. Fiziksel boyutta yaşarken farklı bir bilince gidebilmem için. O zaman şöyle toparlamamız lazım. Az yiyerek, hayvansal gıda tüketmeyerek, mantra, meditasyon, zikir, oruç gibi şeyler yaparak duygumuza, bedenimize, zihinsel farkındalığı bıraktığımız zaman evrenin işleyişini duymaya başlıyoruz. Nasıl? Çünkü kuantum köpüğüyle evrenin belleği oluştuğu için akışkan bir frekans alanına geldiğimde, yani bine geçtiğimde anlık astral seyahat yaparak da bilgiler alabiliyorum. Bunu yaşarken bazen sizde zaman kaymaları olacak. Yani frekansınız yükseldiğinde o frekansa uyumlandıktan sonra zaman kaymaları ve çok boyutlu farkındalığı yaşadığımız için bu herkeste bazen depresyon ve üzgünlük duyguları gelecek. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi akışık kaydı, akarşayı ve akarşaya nasıl ulaşabileceğimizden bahsettim. Şöyle toparlamamız gerekirse, tüm gerçek spiritüel deneyimler ve bilimsel araştırmalar ne olursa olsun kökeninde hep titreşimsel bölgenin olduğunu söylüyor. Azizlerin, budaların, yogilerin, mistiklerin, rahiplerin, şamanların, kahinlerin hepsine baktığımızda gözlemledikleri şey titreşimsel alan. Yani tarih boyunca Akasha, İlksel Om, Indra'nın mücevher ağı, kürelerin müziği, binlerce farklı isimler verilmiştir. İslamiyetli levh-i mahfuz gibi. İsminin ne olduğu önemli değil, nasıl kullandığınız çok önemli. O yüzden bunların hepsinin ortak temeli iç dünyamız ile dış dünyamız arasındaki bağlantıyı bulabilmekte. Çünkü holografik bir evrende yaşıyoruz, böyle betimleniyor. En ufak bir ışık demeti bile bütünün eksiksiz örüntüsünü kapsar. Makroda ne varsa mikroda bu vardır. Bizler mikrodan makroya ulaşmamız lazım ya da makro olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Akaşik kayıtlardan bahsettim. Farklı önerileriniz varsa yorumlar bölümünde mutlaka yazın. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Görüşmek üzere.